hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun, nasılsınız? Buyurun efendim. Evet. Arkadaşlar tamam mıyız? Buyurun efendim. Evet, öncelikle bütün basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. İnşallah hepinizin sosyal güvencesi ve meslek güvencesi olduğu günler, yıllar sizinle beraber olsun. Ayağınıza taş değmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da bütün görev yapmış büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret edeceğim diye yola çıkmıştık. Bugün son görüşmemizi de yaptık. Çok güzel bir sohbet oldu. Elbette ki İstanbul ağırlıklı, İstanbul'u konuştuğumuz, İstanbul'la ilgili tecrübelerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Bence çok kıymetli anekdotları vardı. Kendilerine aktardığı ve faydalanacağımız. Bizim dileğimiz İstanbul'da en az hatayla hatasız bir dönemi ve süreci başlatmak. Bu manada faydalı, güzel bir görüşme olmuştur. Tekrar bu güzel sohbet imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim, somut örneklerden bir tane Cumhurbaşkanı'nın telkinde bulunduğu ya da dikkat etmenizi istediği herhangi bir örnek var mı? Tabii. Özellikle bizim de kendi çalışmalarımızda olan ve kendilerine bu anlamdaki kaygılarımızı sorduğumuz ki kendilerini de çok fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda İstanbul'un bir dönüşüme muhtaç olduğunu ve bu kavramın artık İstanbul'u rahatsız etmemesi noktasında açıkçası fikir birliğine vardık. Bu konuda hem kendilerinin de defalarca bunu dile getirdiğini biliyorum. Biz de aynı karakteri İstanbul'da var etmek istediğimizi beyan ettik. Böyle somut bir aslında fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu. Anekdotlar dediniz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizi en çok etkileyen, anlattığı ne oldu, hangi tecrübesinden etkilendiniz? Göreve ilk başladığı yıllardaki, yani sadece hizmeti değil, o dönemdeki kendi dönemleriyle ilgili ilgi alaka, vatandaşla beraber iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu açıkçası teyit ettim. Çünkü ben de İstanbul'da yaşıyordum o dönemde ve o dönemin bir şahidiyim. Siyasi farklılıklar, siyasi görüş ayrılıkları olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine. Zira ben de kendi görev yaptığım dönemde aynı karakterle herkese aynı mesafede ve insanları eşit kabul ederek hizmet üretmeyi felsefe edindiğimi dile getirdim. Bu bence çok değerli bir anekdot. Efendim, projenizi sundunuz mu hiç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Şu projelerimiz var, bunları gerçekleştireceğiz diye. Tabii biraz somut projeden ziyade yine seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda geçmesi noktasında karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Zaten öyle başladığını işaret ettik. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda kendi niyetimizi ilettik. Kendilerinde bu yönde beyanları oldu. Tabii proje için erken ama ihtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa anlatacağımız ve uygun ortam varsa hiç anlatmaktan, yine anlatmaktan çekinmeyiz. Zevk duyarız. Zira biz İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinsin isteriz. Kendileri de İstanbullu. İstanbul'daki hemşerimiz açıkçası bu yöntemle oyunu da istedim. Efendim, Salı günü...